Saygıdeğer Mersinliler, aziz Türk milleti, yarın yaşayacağımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlar. Hepinize saygı ve sevgilerimle selamlarım. Milli Kahramanları Anma Programımızın 19. durağı Mersin'de bugün coşku var, heyecan var, çözüm var. Çözümün sahibi var, millet var, tekrar dirilen Türk tarihi var. Hepimize kutlu olsun. 16 Mayıs 1919 günü Bandırma isimli vapur milli mücadelenin kahramanlarını taşıyordu. Türk milletinin makus talihini değiştirecek bu tarihi sefer gerçekleştiriliyordu. Vapur boğazdan çıkmadan önce işgal kuvvetleri görevlilerince gemide arama yapıldı. Bunun üzerine Mustafa Kemal yanındakilere, bunlar işte böyle yalnız demire, çeliğe, silah kuvvetine dayanırlar. Bildikleri şey sadece ve yalnız maddedir. Bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetini anlayamazlar. Biz Anadolu'ya ne silah ne cephane götürüyoruz. Biz ideali ve imanı götürüyoruz der. Gazi Mustafa Kemal olacakları önceden görmüştü. Sözü önceden söylemişti. Dahi odur ki ileride herkesin kabul ve takdir edeceği şeyleri ilk ortaya koyduğunda herkes onlara delilik der. Önünü bile göremeyenlerin yol tarif edip kaptanlara soyunduğu bir ülkede ne söylenebilir? Gelin hep beraber Ahmet Cevdet Paşa'ya kulak verelim. Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer. Her ikisinin de karaya oturma tehlikesi vardır. Bugün farklı mı? Bizi kimler, hangi pusulayla nereye götürüyorlar? Mersinli kardeşlerim, aziz Türk milleti. Bugün tarih değil, hatalar tekerrür ediyor. İbret nazarı bile bakamayanlar, elinin aklına teslim olanlar, menfaat bağımlısı yığınların acı faturasını ödüyoruz. ABD, İsrail katkılı projeler şu mübarek topraklarda bizden zannettiğimiz iş takipçisi GDO'lu siyasetçiler tarafından uygulanıyor ve ne yazık ki Türk medleti deli gibi giydiriliyor. Yazıklar olsun. Bob kazanla odun taşıyanlara, kibrit olanlara yazıklar olsun. Müslümanın ölüm fermanını Haçlı Obama'ya imzalatanlara yazıklar olsun. Vatanı için ölen şühedaya kelle, şehit ailesine birkaç çapulcu, teröriste barış elçisi aktivist diyenlere, 40 bin insanın katiline, koskoca Türk devletini diz çöktürenlere yazıklar olsun. ABD'ye kağıt kalem olanlara, taşeronluk yapanlara yazıklar olsun. Değer mi 1,5 milyon Iraklının kanı üstünde iktidar olmaya? Yezid de Hazreti Hüseyin'in ve yarenlerin kanı üstünde ihtirasıyla iktidar olmamış mıydı? Değer mi 100 binlerce Müslüman kadının namusunun kirletilmesine ön ayak olup siyaset yapmaya? Şu aziz vatanın sınırlarını canilere, hainlere, Johnny'lere teslim et. Askerini etkisiz, yetkisiz, komutansız bırak, generallerini Kodes'e gönder, sonra politika yap. Değer mi? Namluyu Müslüman'a çevirip sinsi yüzlerin alkışlarına tav olmaya değer mi? Türk milletini ayaklar altına alıp Haçlı'yı tertemiz vatan toprağında pis pis gezdirmeye değer mi? Devşirilmiş akıl tanelerinizi bebek katilini temize çıkarsınlar diye şehir şehir gezdirmeye değer mi? Yüreklerini parçaladığınız şehit analarına, gözü yaşlı yetimlere rağmen gizli mahvillerde yaptığınız planlara, verdiğiniz sözlere değer mi? Hiç kimse unutmasın. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Bugün Mersin'de tekrar söylüyoruz.
kalbini Ehl-i Beyt çeşmesinden gıdalandıran Fatıma Ana evladı Profesör Doktor Haydar Baş'ın ülkemizde estirdiği bağımsız Türkiye rüzgarı ümitleri yeşertti. Oyunları bozdu. Kardeşliğin, beraberliğin, ulusalcığın, çözümün tek adresi oldu. Siz ABD'ye aşk ilan edersiniz. Haydar Baş, ben bu millete aşığım der. Siz çözüm diye bölünmenin önünü açarsınız. Obama'nın şemsiyesi altında siyaset yaparsınız. Haydar Baş, Mustafa Kemal'in yolunda Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Boşna, Arnavut'u, Arap'ı, Laz'ı, Gürcü'yü, Türklük şemsiyesi altında, Aptal Musa çadırında, Arif Ana'nın temiz gönlünde, Ehl-i Beyt aşkında kardeş eder. Duma ses verir, Heidelberg ses verir, dünya onun modeliyle abad olur. Siz kahramanlığı ABD askerine, Suriye'ye kara bulayan özgürlük yalancısı katillere yakıştırırsınız. Haydar Hoca'nın kahramanlar listesi ise şöyledir. Hacı Bektaş, Aptal Musa, Mustafa Kemal, Kara Fatma, Rıdvan Hoca, Seyit Çavuş, Şahin Bey, İfsiz Recep, Sütçü İmam, Hasan Tahsin ve daha nicesi. Siz Barzani ile AB ve ABD'nin mütareke elçileriyle, akillerinizle, medya patronlarınızla, fesli cübbeli bobçu hocalarınızla gurur duyarsınız. Haydar Hoca ise yaşasın Türk milleti der. Türklüğüyle, tarihiyle gurur duyar. Artık kuru inadı, nefis yapmayı, söylenmeyi bırakmalıyız. Beraber olmalıyız. Yapılması gereken Bağımsız Türkiye Partisi'ni iktidar yapmaktır. Yurtta sulh, dünyada sulh istiyorsak başka çözümlerle boş yere aldanmayalım. Ve bir kez daha hatırlatalım. Bu ülkeye baş lazım, bize Haydar Baş lazım. Hepinize saygılar sunuyorum.